Pandeminin ben 2 hafta içinde biteceğini söylemiştim. 2,5 sene kadar sürdü herhalde. Geçen programı konusu Bill Gates'in oyunu olabilir. Olabilir. Abi. Bana bir de o günden sonra çok fazla Microsoft'tan mail gelmeye başladı. Açmıyorum, içeriğine açma, bakmıyorum. Açma sakın. Sesçi yeni. Mac kullanıyorum. Sesçi şey diyecek, bunlar deli mi ne anladın? Şimdi herkes Yusuf Güney abimiz. Aynen abi, bu adam biliyor deli edilir. Değilmiş diye. Buradan Yusuf Güney'den de herkesten bir özür bekliyorum özür yani ben. Dilesin. Benim için inanılmaz bir star. İnanılmaz bir adam. Sıralama yapsak herhalde Metin Oktaylar'ın, Gündüz Kılıçlar'ın olduğu sıralamaya girecek kadar bir Galatasaraylı. Bir taraftar Şampiyonlar Ligi'ni görmek ister abi. Özellikle biz, ben hatırlamıyorum ne zaman katıldığımızı. Umarım Avrupa'da başarılı olur yani takımlarımız. Ama güzel konuştun. Acayip akıcı gitti kanka. Teşekkür ederim. Yani siz 2 hafta sonra görelim. Keyifli bir futbol, başarı niye istemeyeyim ki bunu? Bunu istememek hastalık. Sen neyi konuştun mu kanka? Biz bayağı yani şey reytinglerde bir numaraya yükseleceğiz. 4 hafta verin bize. UEFA lobisi falan diyorsun, geliyor mu yoksa tamamen tesadüf mü? Kanka ben biraz zorlasan dünyanın düz olduğunu iddia ederim orada. Abi kurye çocuk 50 servis atıyorsa bir tenis maçında 70 diyorum ben. Ben 250 diyorum, 10, geçiyorum. 250 mi? Sen hep benden korkacak yok ya. Biraz sefer tebzi verdim. Ben atlıyorum. Futbol Arena Ekranlığı'nın enerjik programı Volta'dan herkese merhabalar. Fatih abi. Merhabalar. Fevzi abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sesçimiz de hoş geldi. Bütün ekip hoş geldi. Hep birlikte buradayız abi. Programımız geçen hafta yarım saat diye başladık. 3 yarım saatlik geçen program çıkardık. 2 hafta önce. 2 hafta önce. 2 hafta önce 1 saatlik program yaptığımız için geçen hafta yapmadık. Kotayı doldurduk aynen, çünkü. Aynen, kotayı doldurduk ama bundan sonraki bütün programlar yarım saat civarında olacak ve her perşembe evet. Yayınlanacak. Yani biz çarşamba günü çekeceğiz. Bu gizli bilgiyi de vereyim. Perşembe günü de yayınlanacak. Her perşembe kesinlikle yayın gelmiş olacak. Evet. Fatih ölürse ben tek yaparım. Ben ölürsem Fatih tabii tek yapar ama ya, bir şekilde biz bu sezon bu programı yapacağız, tamamlayacağız ve sadece bugüne mahsus cumartesi aynen, çıkartıyoruz. Evet. Bugünlük öyle izleyin. Zaten ölüm deyince ikimizden birine herhangi bir şey olabilir. Çünkü Allah korusun abi. Ya hastalıklar tabii. Kol gezmeye başladı. Onu söyleyecektim diyeyim, abi. Sana pas vereyim. Onu söyleyecektim. Şimdi takipçilerimize dedik her perşembe diye burada buluşacağız diye ama buluşamayabiliriz. Çünkü tekrar bir pandemik kriz olabilir. Tekrar evlere kapanabiliriz. Biliyorsunuz maymun çiçeği virüsü dünyada yayılmaya başladı. Evet, Fevzi zaten abinin de çok önemli düşünceleri var bu konularla. Pandemi konularının uzmanıdır. Öyle duyduk. Evet. Sen ne düşünüyorsun abi? Pandemi çıktığında ben yorumlamıştım onu zaten. Arkadaşlar bilir. Pandeminin ben 2 hafta içinde biteceğini söylemiştim. 2,5 sene kadar sürdü herhalde. Ama orada biz kandırıldık. Çünkü o pandemi aslında 2 haftada bitti. Baktılar millet yedi bunu, çıkmıyor dışarı, devam ettiler. O pandemi 2 hafta sonra bitti. Size soruyorum peki, 2 haftada bitmediğini iddia edenlere soruyorum. 2 sene sonra o 2 hafta sonrayla ne gibi bir şey değişti ki, aynısıydı? Hani aşılar çıktı abi. Hı? Aşılar. Ama o süreçte de dışarılara çıksak, bu yasaklar olmasa çok ölüm oranları vesaire değişir miydi? Yok yok. Şeyi soruyorum. Hani pandemi çıktı, öldürücü bir şey diye konuşuldu koronavirüs. 2 hafta sonra ben bitecek dedim, bitmedi. 3 hafta sonra bitmedi. 4'ü hep aynısıydı aslında. 2 hafta sonrayla 2 yıl sonra aynıydı zaten. Evet. Aslında bitti mi din yediler. Onu anlatmaya bilmiyorum. Geçen programın konusu Bill Gates'in oyunu olabilir abi. Olabilir. Bana bir de o günden sonra çok fazla Microsoft'tan mail gelmeye başladı. Açmıyorum, içeriğine açma, bakmıyorum. Sakın. Ama yani bir şekilde bizi dinledikleri gerçeği, yani yayın olsun, tuvalet, nerede olursak olalım. Microsoft niye bana mail atıyor? Ben sesçi yeni Mac kullanıyorum. Sesçi şey diyecek, bunlar deli mi ne anladın? Abi, yalnız şöyle bir şey de var. Yusuf Güney bundan 2 ay önce adam demişti, Ağustos'un ortasında şey patlayacak diye pandemi, herkes makara yaptı. Şimdi herkes Yusuf Güney abimiz. Aynen abi, bu adam biliyor musun? Deli değilmiş diye. Buradan Yusuf Güney'den de herkesten bir özür bekliyorum özür yani ben. Herkes özür dilesin ve programlarında daha dikkatli izleriz artık, daha ciddiye alarak. Çünkü tam nokta atışı yapmış. Abi bir haber daha aldık son dönemde. Usta oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakımda. Evet ya. Yani. Aslında hem yeni nesil hem eski nesil için önemli bir karakter. Zamanında yaptığı filmler ve yeni nesil için de Kolpaçino. Kolpaçino'daki rolü. Sen bir bize adamı olarak Aydemir Akbaş'la ilgili ne düşünüyorsun abi? Ben aynı zamanda Türk sineması uzmanıyım. Biraz iddialı bir giriş oldu ama Türk sinemasında herhalde bilmediğim film yoktur. O kadar fazla film izlemişimdir. Dijitürk'te bir kanal vardı mesela, 17. kanal. 17. kanalda önceden hep şey Türk sineması... Türkmax galiba. Aha.
Türk sineması yayınlanıyordu sürekli. 24 saat o açıktı bizde. Sonra adamlar şey dedi, bunu herhalde kimse izlemedi, kaldırdılar onu. Abi, onlar kaldırınca saat. Ben dedim ki lan ne yapacağım şimdi? Yeni bir kanal buldum, orada geceleri Türk sineması yayınlanıyor, onu izlerim. Türk sinemasındaki bütün filmleri neredeyse biliyorumdur. Aydemir Akbaş benim için inanılmaz bir star, inanılmaz bir adam ve onunla bir nasıl diyeyim konuşma gibi bir fırsatımız da oldu. Veli ziyaretine gitmişti. İnanılmaz bir adam. Yani bilgi olarak, film kültürü olarak, teknik olarak. Yani hiç bize önceden anlatıldığı gibi işte rastgele film çeken, yani böyle de söylemeyeyim de anladınız işte ne demek istediğimi. Önceden şey gibiydi, Aydemir Akbaş işte belli rolde oynar gibi, öyle bir şey asla yok. İnanılmaz bir adam. Ben gerçekten çok üzüldüm. Dün gece işte öldü habere çıktı. Çok fazla üzüldüm. Sonra baktım işte ölmemiş, entübe edilmiş ama zaten kötü durumdaydı biliyordum. İnşallah iyileşir. İnşallah. Ben çok seviyorum kendisini ve muazzam bir yetenek bence. İnanılmaz bir adam yani. Ayrıca çok iyi de bir Galatasaraylı abi. Kesinlikle. Sürekli her kongreye gider, onu konuşmalar yapar. Sen yani bu topraklarda herhalde en koyu Galatasaraylılardan biridir. Evet. Hatta bir sıralama yapsak herhalde Metin Oktaylar'ın, Gündüz Kılıçlar'ın olduğu sıralamaya girecek kadar bir Galatasaraylı. Fevzi'nin de dediği gibi çok da önemli bir oyuncu. Sadece tek bir hani zamanda yaptığı filmlerden ziyade bildiğim kadarıyla bir sürü Yeşilçam'da önemli filmlerde rol almış ve yakın dönemde de hani hepimizin artık Sabri abi olarak tanıdığı bir abimize dönüşmüş bir isim. Umarım sağlığına kavuşur. Yeni işler görmek isteriz kendisinden. Çünkü yaşı kaç olursa olsun hep enerjisi yüksek, hayata bakış açısı da dikkat çekici bir abimiz. Yani şifa diliyoruz. Umarım güzel haberlerle geliriz sonraki program. Yavaş yavaş futbolda geçelim abi. Hafta içinde temsilcilerimiz ön eleme maçlarını oynadılar Avrupa'da. Evet. İsterseniz ilk Fenerbahçe ile başlayalım. Fevzi abi birazcık sıkıştıralım. Fenerbahçe ile eşleşmesinde elendi. Sen bu maçı nasıl değerlendirirsin abi genel olarak? Sonra özel sorularım olacak. Ya Fener maçını izledim ben. Hoşuma gitmedi genel olarak. Kazanmamız gerekiyordu. Yani burada Lille'de çok iyi bir takım değildi. Dağınık oynuyordu. Kazanmamız gerekiyordu. Ama kazanamayacağımız aşağı yukarı belliydi. Neden belliydi? Kafamda oturmuyordu. Yani nasıl kazanacağız? Nasıl atak yapacağız? Ne gibi bir organize atak geliştireceğiz? Cevabını bulamıyordum. Yani ben muazzam seviyede futboldan anladığımı falan iddia etmiyorum. Zaten bunu her programda söylüyorum da. Bir izleyici olarak şey düşünüyorsun. Real Madrid nasıl atak yapacak? İşte o ona verecek. Bu buradan gidecek. Kanattan orta kesecek. Sallıyorum şu an. Bir şey kurabiliyorsun. Fenerbahçe'de şu an o tam olarak yok. Hepimizin ortak cevabı şu. Abi Fred yok, ne yapacağız? Ya Fred yoksa yedeğini alın kardeşim, bu kadar basit. Şanssızlık da işin içine girince şimdi şey diyecekler, şans da yoktu. Şanssızlık da vardı evet. Şanssızlık zaten devreye girince bizim şansımız kalmıyor. Ama daha organize bir takım olsan, şanssızlık devreye girse yine kazanma ihtimalim vardı. Çünkü Lille inanılmaz bir top değil, oynamadı değil, asla. Değil. Takım olarak da Lille yani. Lille değil mi rakip? Takım yani, olarak da değil, çok üst kalibre bir takım. Yok buyur, ben kestim lafını, yok, sen tamam. Yok yok, ben bitirmiş gibi yaptım. Yok yok. Ben bitirmiş gibi yaptım. Sen kesin vardır iki cümlen. Yani keşke kazansaydık, kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik diyelim, olmadı. Peki abi şunu soracağım Fatih abiye geçmeden önce. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşmesi senin içinde bir umut barındırıyor mu? Yarı final, çeyrek final, yarı final, final görür bu takım dedirtiyor mu sana? Ya şimdi onu çok net bir şekilde şöyle cevaplayayım. Bir taraftar Şampiyonlar Ligi'ni görmek ister abi. Özellikle biz, ben hatırlamıyorum ne zaman katıldığımızı. Görmek istiyor, şeyi düşünemiyorsun. Ya biz aile babası değiliz sonuçta. Ev geçindirmiyoruz, şey gibi düşünemeyiz. Evet böyle daha iyi oldu, daha çok kazanacak gibi düşünemiyorum. Diyorum ki ben Şampiyonlar Ligi müziğini, o grupları, yanımdaki arkadaşıma evet bak biz de katıldık, bu adam Galatasaray'da, evet biz de katıldık diyebilmek istiyorum. Diyememek üzüyor ve bir süre sonra artık bu rutin haline geliyor. Diyorsun ki yine katılamadık. UEFA'ya alana kadar ya da o beklediğimiz kısma geçene kadar, yarı finale geçene kadar ben hiçbir zaman şey demeyeceğim. Aa süper oldu. Yarı finalde şey derim. Aa iyi ki de böyle olmuş. Aynı şey gibi işte. Bir üniversiteyi kazanamazsın. Üzülürsün, ağlarsın, edersin. Sonra sosyal medya hesabın 710 bin takipçi olur. Şey dersin. Ulan iyi ki kazanamamışım. Ama oraya gelene kadar onu diyemezsin. Yaşamış ben demek hikaye galiba bu. Yok. Sen ne düşünüyorsun abi Fenerbahçe ile ilgili? Ya ben en başta şunu düşünüyorum. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin olmaması bir yana, artık hani bunu İskoç takımlarında, Avusturya takımlarında vesaire görüyoruz. Artık iki takımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz bir evrede olmak istiyorum. Bunu en son herhalde 2000'li yılların başlarında falan yaşadık. Evet. Ve yani sadece Fenerbahçe nezdinde de söylemiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bu tarz takımların hani Lille gibi Avrupa'nın bir tık kalbur üstü takımlarını bence elemesi lazım.
Ki maçtan önce Lille futbolcuların çok işte net demeçleri vardı. Biz %1000'i alacağız falan. Daha çok motive etmesi gerekiyor. Mönye miydi o ya? Evet. Mönye'ydi galiba, evet. Yani bu daha çok motive etmesi gerekiyor ve hani çok büyük sözler verilmiş yönetim tarafından. Jose Mourinho gibi dünya çapında, dünya tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birisi gelmiş. Ama yani günün sonunda olay, abi Fred yoksa bu takım gitmiyor. Fevzi'nin dediği gibi oraya geliyorsa bir sıkıntı vardır. Hani UEFA'ya düşmesi de tabii ki, yani bütün Türk takımları UEFA'da ya da konferansta daha iyi performanslar sergiler. Bu zaten hani bilinen bir gerçek, tartışmaya gerek yok. Ama dediği gibi hem 16 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ni görmek, hem de oranın getirdiği maddi kazanç, artı her şeyden önemlisi prestij, çok önemli şeyler. Ama yani yine olmadı. Yani oturup özellikle Fenerbahçe'nin bence bunun üzerine kasması lazım. Çünkü bazı noktalar var, yani şeytanın bacağının kırılması gereken. Ve Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak bence Fenerbahçe için çok önemli bir dönüm noktası olacaktı. Ama olmadı. Umarım Avrupa'da başarılı olur yani takımlarımız. Ama güzel konuştu. Acayip akıcı gitti kanka. Teşekkür ederim. Siz iki hafta sonra görün. Haline açılıyoruz arkadaşlar. Bir diğer tesisimiz de Trabzonspor'da. O da elendi. Oradaki elenmenin üstünde bir de yoğun bir baskı var Abdullah Avcı üzerinde. Önce birinciyi cevaplayalım, sonra ikinciye geçelim. Çünkü tabii ikisi abi gerçekten ayrı konular. Aynı gibi dursa da çok farklı konular. Trabzon'un elenmesi, oynanılan oyun, yani yapılmaya çalışan şey manasız, iğrenç seviyede bir şeydi. Ya bu 70. dakikada falan ilk şut gelmiş. Kabul edilebilir bir şey değil. Taraftar bunu asla kabul etmez. Böyle bir oyunu izlemek istemez. Stada da gitmek istemez. Yani bu ne kadar takımın başarısını istese de finalde hep şeydir. Keyif aldığı bir oyundur. Kimse böyle bir şey izlemek istemez. Ama isterse sahayı yakmış olsun hoca. Bu kadar linç hiç normal değil. Numarasını falan dağıtmışlar sosyal medyaya, insanlara. Ailesini falan arıyorlarmış. Hiç hoş değil. Ya bir şekilde istifa eder, bir şey olur. Bu ayrı bir konu ama insan olarak o kadar kötü bir insan olduğunu, öyle şeylerle gündeme geldiğini hiç hatırlamıyorum. Ya kötü bir insan olsa bile bunların yapılmaması lazım bence. Keşke bunlar yaşanmasa. Çünkü finalde bu futbol. Bu adam Galatasaraylı, ben Fenerliyim. Bizim aramızda asla böyle bir konuşma geçemez. Bu çok çocukça bir şey. Yani takımını destekliyor olabilirsin. Ama bir insanın hayatını rezil bir hale getirmek, bunu hakkında açıklama yapmak, zorunda bırakmak korkunç bir şey. Keşke bütün Türkiye bizi izliyor olsa da yapmayın desem. İnşallah bunu 5-6 bölüm sonra söylerim. Yapmayın ne olur. Futbol böyle bir şey değil abi. Hep beraber keyif alalım. Yemin ederim Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir başarıya ulaşsın. Ben ne kadar dışarıda bunu söylemesem de içimde keyif alalım. Çünkü niye istemeyim ki? Keyifli bir futbol, başarı, niye istemeyim ki bunu? Bunu istememek hastalık. Abi şöyle bir örnek vereyim. Ben Fenerbahçe Lille maçına gittim. Basın tribününde izledim Fenerbahçe Lille maçını. Ben de iyi konuştum mu kanka? Biz bayağı yani şey reytinglerde bir numaraya yükseleceğiz. 4 hafta verin bize. Fenerbahçe Lille maçına gittiğimde ben Göztepe taraftarıyım. Hani pek duygum yok yani Fenerbahçe'ye karşı. Hiçbir duygum yok hatta. Hı hı. Ama oradaki o atmosfer, maçın geldiği durum, işte Fenerbahçe'nin golleri kaçırması, Lille oyuncularının çok yere yatması falan, bir süre sonra 60. 70. dakikadan sonra içinde Fenerbahçe kazansın tabii. isteğini uyandırdı evet, yani. Ve o Cenk Tosun'un kafa vuruşunda gerçekten üzüldüm. O hakemin maçın bazı kararları falan gördükçe diyorsun ki biraz da hani şeye de bağlıyor olay, biraz Türkiye'ye de geliyor evet, olay. Evet kesinlikle. Sonuçta ülkenin, takımının kazanmasını istiyorsun. Tabii kaybederse dalgası geçilir vesaire. Bu zaten ya bu işin bir parçası ama. Racon bu. Ya bu linç olayı gerçekten abartılması ve çok da yaygınlaştı bilmiyorum işte. Sosyal medyanın çok büyük bir etkisi olabilir mi abi bunda? İnanılmaz. Kesinlikle zaten direkt oradan yürüyen bir şey bence bu. Mesela Okan Buruk da hani 14 maç, 17 maç bu tarz galibiyet serileri yakaladı ama işte bir 5-0'lık tamam tabii ki kabul edilecek bir skor değil ama gülme orada. Komik değil. 5-0 deyince ama sen geliyorsun yani aklıma da o yüzden. Hoca gitsin, o gelsin, bu gitsin falan. İşte Trabzonspor'da da şu an şeyden dolayı biraz Şenol Güneş'i isteme yani ona yönelik bir kafa Fatih var. Fatih Tekke de var abi, ikisini birden istiyorlar. O da var ama işte biliyorsun genelde Trabzon'la Beşiktaş'ın ortak noktasıdır biraz. Hani ilk akla gelen teknik direktör Şenol Güneş. Ama daha sezon başı tabii ki Trabzon'un oynadığı futbol çok kötüydü. Rapid yani hiç kendini yormadan kazandı ama toparlanabilir bilmiyorum. Çok erken bir şeyler için. Üzülmeyelim. Temsilcilerimizin eşleşmeleri de belli oldu. Hı hı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un. Hepsi de ilginç bir şekilde
İsviçre takımlarıyla eşleşti. UEFA lobisi falan diyesin geliyor mu yoksa tamamen tesadüf mü? Kanka ben biraz zorlasan dünyanın düz olduğunu iddia ederim burada. Aralara hiç girmeyelim. Yani hiç belli bazı şeyler. Yani hiçbir şeyin aşırı temiz olduğunu düşünmüyorum. Aşırı kirli de değildir. Ama yine de bir şekilde içinde hayatta kalmak lazım. İnşallah eleriz. İnşallah. Hepsi de eleyebileceğimiz takımlar. Aha, İnşallah eleriz de akşam oturup izleyecek hepimizin yaptığı ortak bir şey olsun. Yani ülkecek ya. Evet, evet, bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini düşünsene. İstediğin kadar nefret ettiğin bir takım olsun. Nefret kelimesini bile kullanmak istemiyorum da. O akşam herkesin onu oturup izlemesi, bazılarının keyif alıp bazılarının onu yeniyor diye üzülmesi bile keyifli ve güzel bir şey. İnşallah bunlar yaşanır yani. Bugün de bir açıklama gerçekleşti. Yani biz programı çektiğimiz günde. Bu temsilcilerimizin bir sonraki lig maçları ertelendi. Ve Fatih abiye dönüyorum abi burada. Bir Galatasaraylı olarak sen bu erteleme kararını nasıl değerlendiriyorsun? Ya evet. Türk takımları 3 günde bir maç kaldıramıyor bari. Ya aslında kaldırabilmeleri lazım ama bakınca ya bu bütün liglerde değişiyor. Kimi ligde buna tolerans gösteriliyor, bazı liglerde gösterilmiyor. Bana kalırsa özellikle havaların bu kadar sıcak olduğu bir dönemde ben bunu anormal bulmuyorum ama ilerleyen süreçlerde yani herkese aynı şekilde uygulanırsa bu bir tartışma yaratmaz ama şu anda uygulanıp da işte Mart ayında, Nisan ayında başka bir takımın aynı durum başına geldiğinde uygulanmazsa o zaman ortalık biraz karışıyor. Bence yerine göre, mevsimine göre olacak bir şey dediğim gibi sadece adil olunması gerekiyor. Abi o zaman araya bir tane çok sevilen oyunumuzu sıkıştırmak istiyorum. Tamam, olur. Korolarımıza devam edelim. Abi oyun önce deyince bana inme iniyor. Yenme şansım yok. Normalde biliyorum mesela evde eşimle otururken ben her şeyi biliyorum. Ama sorma moduna geçince bizim yayınlardan falan da takip ediyorsanız bilirsiniz. Orada bana inme iniyor ama inşallah bu sefer kazanacağım. Ama geçen bölüm Tadiç 37'yi bilmiş galiba. Ha, onları söylemiyorsun. Ama sezon bak, içi mi sezon dışı mı nasıl soruldu o konuda bir. Orada abi, soruda hata mı var? Kimin? Senin. Ne diyorsun orada? Ben diyorum ki R'yi atalım. Hatta bak soru önünde. Tamam. Futbol tarihinde bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu kimdir ve kaç asist yaptı? Bir sezonda. Bir sezon ne demek biliyor musun? O sene oynanan bütün maçlar. Lig sezonu değil ki o. Lig değil. Sezon. Yani sezon başlar, sezon biter. Oradaki bütün maçlar biter. İnşallah doğru söylemişimdir. Doğru da. Yani oradaki bütün maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun, o da sezona dahildir. Aynen. Yani değil mi? 23-24 Şampiyonlar Ligi sezonu dersin. Evet. O aynen. Zaman abi ne yapmamızı ister sana bu hatamızı affettirmek için? Valla buradan çıkışta aşağıda bir ciğerci gibi bir şey gördüm. Burada bir ciğer yeriz. O zaman sorularıma geçiyorum abi. Bir tenis maçında en fazla servis atan oyuncu kimdir ve kaç servis atmıştır? Kimdir istemiyorum abi, kaç servis atmıştır? Bir maçta mı? Evet, kariyeri bir tenis maçında. Mı? Geçen gün ben ehliyet kursuna giderken, sen düşün kanka hesaplarken ben anlatayım. Ehliyet kursuna gittim ya, evet abi. Orada bir tane çocukla konuştum, motor ehliyetine gittim. Çocuk şey dedi, dönercide çalışıyormuş, abi dedi günlük 50 servis atıyorum dedi. Çocuk 50 defa pakete gidip geliyormuş, hani 50 servis atıyorum abi dedi. Abi kurye çocuk 50 servis atıyorsa bir tenis maçında 70 diyorum ben, 70 servis atıyordur. Ben de 58 diyorum, Sivas diyorum, daha yakın geldi bana. Fevzi abi, John Isner 2010 Wimbledon'da Nicolas Motta karşı 113 servis atmış abi. 1-0 öne geçiyorsun. 1-0. Kuryeci arkadaşa teşekkür ederim buradan. Çocuk şey diyor, abi diyor 50 servis atıyorum diyor. Ediyorum ehliyetini alacaksın. Abi diyor ehliyeti alacağım. X firma varmış böyle. Hepimizin bildiği bir firma. Oraya geçersem diyor 80-90 servisi yapacağım diyor. 80-90 servis yaparsa da aylık ortalama 70-80 bin lira kazanıyormuş. Dedim ne kadar çalışacaksın? Abi diyor öyle olursa 10-12 saat çalışacağım. 12 saat 80 servis. Ama zor meslek abi. Zor ama şöyle çocuk diyor ki patronum yok. Açıyorum uygulamayı diyor. Gidiyorum servise atıyorum geliyorum diyor. Ya oradaki problem şey bu sipariş getirme zamanı var ya abi. O çok riske sokuyor aslında otokuryelere. Ya ona takılmıyorlar. Bilmiyorum 5 dakika 10 dakika 20 dakika geç gelince de çok bir problem ya kanka, olmuyor. Ya kanka bazen yani. Bir 1,5-2 saat sonra bile geliyor. Sonra o bitti o eskiden de o. Bir tane marka vardı önceden pizza. O şey ya diyordu aynen. Gelmeyince ödüyoruz diyordu. O mevzu da bitti. Artık kafasına göre takılıyorlar söyleyeyim sana yani. Önemli o zaman bir NBA sezonunda bir takımın yaptığı en fazla blok sayısı kaçtır? Bir takım boyunca. Evet, takım değil mi? Soruları bir daha soralım da sonra öyle sormadık diyorlar. Bir takım bir sezonda kaç blok yapmış? Playoff'lar dahil mi hocam? Madem böyle sorular geliyor detayları da alalım yani. O dahil gibi düşünelim abi problem tamam. Çıkmasın. Tamam. Playoff'lar dahil
Bir takım... Ama takımın playoff'a kalıp kalmadığını bir sezonda... Var. Boş ver, kalmadıysa sen yırtıyorsun zaten. Bir sezonda kaç blok yapmıştır? Aynen. Ben 1018 diyorum. 1018. Evet. 1018 dediğine göre ben daha yüksek düşünüyordum. Hiç riske girmeden 2018 diyorum. Normalde 5000 falandır büyük ihtimalle. Bu bir mesaj mı abi? 2018 yılında bir şeyler mi olacak? 2025. Fatih abi kazandı, 624 blok yapmış. Washington Bullets 1985-1986. Kaç blok yapmış? 624. Playoff'lara kalamamışlar bence o zaman. Büyük ihtimal. Ama abi şöyle düşünün, 82 maç ortalama bir maçta 3-4 blok falan oluyor. Ben en 5 gibi düşünüyorum. Ben onu 20-30 çok fazla yapılan bir şey değil aslında. Benim matematiğim kötü abi, olduğu için doğru cevap. Blok şu değil mi? Elini koyduğu değil mi? Zamanlaması var abi. Tamam. Yani topa şu müdahale değil mi? Ettiğinde blok. Kanka, şunu yaptığın an. Şu ben bunu basarken vurdum. Evet. Bu blok. Tamam. Blok. Onu 3 tane mi yapıyorlarmış? Tabii abi. Oğlum ben de oynayabilirim o zaman bu oyunu. 3 tane yapılırsa. 3 değil bu arada. 5'i falan var. 5 var yani. Son dönemde daha arttı. Tamam, 80 kere 5, 400. Bir de playoff'a kalsa 200 de doğru. Aynen. Diyorsun ha. Benim matematik kötü olduğu için doğru cevaplamışım ben. Neyse 1-1. 1-1 değil mi? 1-1 oldu abi. 2-1 ben değil miyim? 5 değil mi? Hayır, daha 2 soru sordum abi. 1-1 oluyor o zaman. Hemen böyle çamura yapmalar falan. Alıştık ya daha 2. bölümden. Bir futbol maçında oynayan en yaşlı profesyonel futbolcu kaç yaşındadır? Aha. 58 bu Koreli abi. Koreli ya da Japon da olabilir. Miami Shot, o tarzda bir ismi var. Evet, biliyorum. Doğru söylüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Yani sen de ya bir 58 ya. Koreli abi, o Miami'yi var ya o. Ya bir altını ya bir üstünü söyle bence. Bu kağıtla kaldırma olayını yapalım bir dahakine. Yoksa ya da bir şey koyalım basalım yani. Aynısını söyleme abi, ya bir tercih yapacaksın ya üst ya alt mı? O zaman şöyle yapıyorum madem öyle. 58 yaş 3 ay diyecektim de neyse. 57 diyorum ben de. Sen düşük olanı söyledin. 2-1 öne geçtin. 54 hadi. Yaşında. Hadi ya. Evet, bir dakika. Ben 55 diyecektim. Sen çok iddialı Miami'yi falan demesen. Onu da şey diyecektim. Bolivya'da bir oyuncuydu. Yok abi, aynı adam. Miu Miu tarzında. Kazuya Shimayu. Miu Miu tarzında. 2021'de Yokohama FC'de hatta böyle bayağı kırışık bir fotoğrafı falan çıkmıştı. Bayağı konuşuluyordu. Ben hatırlıyorum. Evet. Hatta hala oynuyor diye biliyorum ben. Kanka, o yüzden benim cevabım daha doğru olabilir. Şu an 58 olabilir de neyse. Neyse bu onu programda... da araştırıp takipçilerimiz yazsınlar. Evet. Yok abi 54 yazsınlar yine de ben bildim. O tamam, bunun aynısında şeyde de var. Bolivya'da da bir adam var. O da 51 yaşında falan. Bolivya'da prof. Oynuyor. Ha prof. Onu duymamıştım. Onları yazın işte arkadaşlar. Belli dönemlerde Bolivya Ligi'ni izlemek durumunda kaldığım için biliyorum. Abi sen de zaten bu özelliğini kullanacağız ilerleyen bölümlerde. Evet. Takipçilerimize buradan duyurulur. Bir bisiklet yarışında, bu bisiklet yarışı Tour de France, dünyanın en ünlü bisiklet turu. En fazla bisiklette etap... Bisiklette çok iyiyimdir bu arada. Geçmiş ben hiç değilim. Dişlerimi kırmışlığım var bisikletle. En fazla etap kazanan sporcu kimdir ve kaç etap kazanmıştır? Ben yine sporcuyu atıyorum. Kaç etap kazanmıştır onu istiyorum size. Sporcu hakkında belki bir şey uydurabilirim. Bizim mahallede bir tane bisiklet vardı. Ben o zaman 11 yaşına falandım. Bisikletin freni ve direksiyonu yoktu. O gelsin ona sürsün o arkadaş. Bisikletin freni ve direksiyonu yoktu. Direksiyonu şöyle tutuyorum. Hani direksiyon böyle bir şeye bağlı ya şurası. Ben buradan tutuyordum buradaki şeyden. Yemin ederim. Buradan tutuyordum. Frenle arka tekerle ayak koyma ayak, vardı. Onu yapıyorsunuz. Aynen. Klasik. Aynen. Evet. Ben bunu da yapıyordum işte. Böyle tutup böyle gidiyordum. Yokuş da abartısız böyle bir yokuştu. Buradan girip buradan dönüyorum. Bir gün, iki gün, bir hafta falan mahallede duruyor. Bisiklet kimse bilmiyor. Çünkü aklı olan birisi direksiyonsuz bisiklete binmez. Bir gün yokuştan aşağı bıraktım, gidiyoruz yine, fren burada. Ben artık profesyonel oldum onda yani. Sokağa bir döndüm, şey var, domates, soğan satan kamyonlar var ya, şey minibüs, neydi minibüs değil ya? Manav aracı. Manav aracı da değil, öyle bir şey yok. Var abi. Hayır abi, otobüsün kamyonet. Stili. Hah, kamyonet. Bravo. 3-1. Kamyonet var, kamyoneti görünce dedim ki ulan kamyoneti çarpacağım, buraya döndüreyim. Şöyle hafif döndüm, hızlı gidiyor bir de, döndürdüm. Oraya da... O zamanlar telefon şeyleri alta yeni alınmıştı, hatlar. Orayı kazmış falan filan Telekom. Orası Telekom. Çukur kalmış. Bu kamyonetteki adam da oraya domates atmış. Çürük domates atmış. Abi benim tekerlek oraya bir geldi. Takla attım. Bir düştüm. Buralar falan paramparça oldu. Kadının bir tanesi geldi. Yaşlı. Ben böyle gözümün ucuyla görüyorum. Sürükledi beni eve götürdü. Evde buraya merhem falan sürdü. Bir baygınlık geçirdin yani. Gözlerim böyleydi. Görüyordum etrafı da. Yarım görüyordum. Kadın merhem falan sürdü. Yani öyle bir bisiklet hanım vardı.
O arkadaş gelsin, yoksa o bisikleti sürsün. Kaç etap kazanmıştı artık o arkadaş? Sorusuna gelirsek de ben bir turda 60, bir etapta 60 tur olsa... Hiç bilmiyorum. 60 tur çok lan. Ben 250 diyorum, 10, geçiyorum. 250 mi? Sen hep benden kopyacak yiyorsun ya. Biraz sefer öyle yapmışsın. Bir sefer öyle yapmışsın. Ben hep atlıyorum. Evet. Bir turda 10 olsa, 10 tane de 48 diyorum ya. Abi sana da ben bir cevap hakkı vereyim şimdi. Çok mu abarttım ben yani? Onu mu demek istiyorsun? Sen ne anladıysan. 250 abi mi dedin sen? Ben 250 dedim. Bana bunu diyorsan demek ki 48'e daha yakın. Tamam, ben de o zaman 73 diyeyim bari. Ama sonuç değişmedi. Fevzi abi kazandı. 34 etap. Neredeyse nokta atışa. Bisiklette iyiyim kanka. Sen o kadar anlamsız bir zehir verdin sana. O arada ben... 3-1 oldu abi bu arada. 3-1 ben mi öndeyim? Evet. 5'te mi bitiriyorduk, 3'te mi? 5 soru soracaktım. 5 soru en çok alan. Yani geçmiş hatta olsun. Prestij evet, sorusu. Tebrik ediyorum. Ben ama bir hissetmiyorum bugün demiştim. Olsun, sor yine de belki bir gol. Nereden geldi lan elime? Programın olmasına bir kere. Dünya bu arada böyle değil ha. Bilginiz olsun. Şöyle. Bir tane daha sorayım abi o zaman. Bir basketbol maçında bir oyuncunun bir maçta attığı en yüksek sayı kaçtır? Abi ne basket sürülmüş sürekli? NBA'de mi? Aa! 100 Will Smith değil, ne Will tamam, Smith'i ya. Tamam, ben de bunu şöyle cevaplayacağım. Bill Russell da değil. O diğer abi kimdi? Söyleyeyim abi şimdi. W var kesin işin içinde değil mi? Var, başında. Vallahi biliyorum ben o abiyi de böyle... Vahşi anlamına gelen İngilizce kelimeye var yakın. Neyse, 100 olduğuna eminim ama. Hatta sonra 80, bir 80 daha Kobe Bryant var. Şöyle, ben de onu şöyle cevaplayayım. Bisiklette iyiyiz de tek iyi olduğumuz spor da o değil. Boyalı alan önceden yok abi. Adamın bir tanesi, o V ile başlayan abi dediğin adam, potanın dibinde bekliyor, uzun boylu geleni basıyor, aynen, gideni basıyor. Geleni sürekli basıyor, sonra diyorlar ki bu arkadaş bizi mahvedecek. Gelin böyle bir şey uyduralım, orayı boyalı alan yapıyorlar. Sürekli olur oraya. Aynen, 4 saniye mi? 3 saniye. 3 saniye. O Şakil 10 yıl değil miydi? Hayır, hayır, değil değil. Çok daha eski. O dediğin adam olabilir. O adam boyalı alan olayını getiriyor ve o adam orada büyük ihtimalle rekoru kırıyor. 101 diyorum. 100. Fatih abi kazandın. Nokta atışı. Nokta. 100. Will Chamberlain. Mecburen 101. Chamberlain ya, Will Chamberlain. Mecburen 101 dedim kanka. Yoksa 100 zaten de adamın hayatının doğru değil mi neyse, hikaye? Neyse zaten kazanmışsın. Yani pek oldu emin değilim abi o konudan. Boyalı alan Will Chamberlain'le mi boyalı geldi bir bilgim yok. Boyalı alan 3 saniye kuralı eğer farklı şeylerse, ki ben öyle biliyorum. Hani boyalı alan yok, kuralı... Yok aynı. Aynı mı? Aha. Ben 3 saniye Shaquille O'Neal diye biliyorum ama bir onunla yorumlara yazsınlar. Kanka adam giriyor, geleni basıyor, gideni hı-hı basıyor, orada duruyor, hiç ayrılmıyor. Hı-hı. Sonra boyalı alan geliyor. Ben öyle biliyorum ve çok sağlam bir kaynaktan bunu öğrendim. Bekir diye bir arkadaşım var, dünyadaki bütün konulara hakim. Kahve, ondan sonra bisiklet, tenis. Tenis dersi alacağım ondan önümüzdeki hafta. Ondan sonra da kahve dersi alacağım. Sana bir video çekelim abi, hangi kahveler ünlüdür diye. Çekelim. Bekir acayip bir adamdır, o bana anlattı. Ya, bence öyle. Biz de sürekli yoruma yazdırmaya çalışıyormuşuz gibidir ama vallahi öyle değil. Yazın eğer öyle evet, değil. Zaten programdan sonra bakacağım ben de. Tabii bakıyoruz zaten. Ciğercideyken. Sen kazandın abi bu arada. Ben şey yapacağım herhalde. Hediye ben veriyorum evet bu sefer. Aynen. Tamam, sonraki ilk konserime şehir fark etmeksizin en yaratıcı yorumu yapanı mı yapıyorduk? Evet, senin yani seçtiğin birisi olsun. Ha, ben yani birini seçerim ya abi. Beni frekansı yakalayın işte arkadaşlar. Beni tanıyanlar yakalar zaten. Oradan seçeriz sonraki konser için. Hatta varsa kız arkadaşı yahut annesi, babası, erkek kardeşi artı bir ekleriz. Sıkıntı yok. Yaratıcı yorumlara baktım da kanka, oraya girersek kimseye bir hediye veremeyecek gibi duruyoruz. İnsanlar da zorlamasın kendini. İçinden geleni yazsın herkes yani. Öbür programda da şeyi açıklarsın. Kimin kazandığını. Programın başına aynen direkt abi. Hı hı, tamam. Evet. O zaman abi son konuma geçiyorum. Tamam. Son konu başlığıma. Hı hı. Dünyanın en büyük kulübü, en winner kulübü Real Madrid bir kupa daha aldı. Hı hı. Süper Kupayı müzesine getirdi. Bu Real Madrid'in bence farklı bir yönü var. Bu Real Madrid genç bir Real Madrid çünkü. Hı hı. İşte Camavinga'sından Bellingham'ına, Rodrigo'sundan Arda'sına, Mbappé'sine en son oraya gelecektim abi. Evet, ilk Arda'dan başlamadım. Arda'sından Bellingham'ına. Oraya bağlayacaktım çünkü Arda Güler de bu takımın bir parçası ve Türkiye'de Ancelotti'ye karşı bir eleştiri var. Arda Güler süre almıyor diye. Sizce Arda Güler daha fazla süre almalı mı? Buyurun ben mi cevaplayayım? Ha, siz başlayın tabii. Ben kazandım, ben başlayayım. Tabii, söz hakkı. Arda süre olayı, ya o seviye gerçekten aslında birazcık mantıklı konuşmak gerekirse
çok fazla denklemi olan bir seviye. Arda'nın yaşı da, takımın büyüklüğü de, hocanın büyüklüğü de, takımın genişliği de buna girdiğinde süre almalı mı almamalı mı olayı gerçekten o adamın bileceği iş gibi duruyor biraz. Ben tabii ki daha fazla süre almasını isterim ama şunu ekleyeyim. Arda bu sene az süre de alsa, çok süre de alsa Arda 1-2 sene sonra dünya çapında büyük bir yıldız olacak. Çünkü gerçek bir yetenek. Eğer şartlar uygun olursa, Kamavinga sakatlandı ya mesela, onun gibi benzer bir durum daha olursa otomatikman fazla süre almak zorunda kalmış olacak. Hoca riske girmek zorunda kalacak. Zorundadan söylediğim de normalde süresi kısa ya, ondan dolayı söylüyorum. Yoksa asla bence Arda risk değil de şartlardan dolayı öyle olursa zaten kendini kanıtlayıp kesinlikle müthiş bir noktaya gelecek Arda. O yüzden bu sene biraz daha fazla oynaması geçen sene göre şart, oynatması da gerekiyor. Bence oynatacak da. Önümüzdeki seneden itibaren de böyle bir şey konuşacağımızı zannetmiyorum. Abi sen... Ben de katılıyorum. Birçok noktada hemen hemen aynı düşünüyorum. Ki en başta zaten Ancelotti hani bizden çok daha iyi biliyordur Arda'nın potansiyelinin de yeteneğinin de. Ama hani onun da kafasında bir oyun planı var. Yönettiği takım Real Madrid. Ve baktığımız zaman yani Vinicius Junior bile daha işte ben hatırlıyorum FIFA 21'de falan overall'ı böyle 79-80'lerdeydi. Ben biraz sabır işi hem de dediğim gibi o sistemin içerisine yerleşmesi lazım. Ama ne olursa olsun geçen seneye göre daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum. Çünkü artık daha tecrübeli, fizik kalitesini de geliştirdi. Ama dediğim gibi yani ikinci sezonundan daha çok genç bir oyuncunun Real Madrid ilk 11'ine girdiği pek görülmemiş. Evet. Ama şeyde de Fevzi'ye katılıyorum. Kesinlikle bir iki sene sonra hani Ballon d'Or alır mı acaba diyebileceğimiz evet. bir futbolcu olacak bana kalırsa. Biraz sabretmemiz gerekiyor ama tabii ki umarım daha sık görürüz. Çünkü izledikçe Arda'yı izlemek bambaşka bir keyif gerçekten. Acayip zevk alıyorum. İspanya'yı buldum sen anlatırken kanka. İspanya bu şuradaymış. Oynat Ancelotti geliriz yoksa. Abi hazır İspanya'yı bulmuşken. Libya. Ben de yavaştan programı kapatayım. Dur bir dakika bir şey söyleyecektim ben ya. Sen dedin ya overall 79 falan. Orada şöyle bir muhabbet vardı. Mendy miydi, Vinicius muydu? Galiba Vinicius'tu. Benzema şey demişti, bu gerizekalı pas vermeyin demişti. O galiba Vinicius'tu. Çok ilk zamanları eleştiriyordu falan. Şimdi 91 mi, 89 mu? Oyunun yani? En iyi kartı olabilir hatta. Evet. Hareket aldım. Benzema oyunu da şey o söylemişti. Şekilde. Ya buyur. Benzema şimdi sen neredesin demek isteriz. Kapatabilirsin. O kapatmadan önce Türkiye'yi bulayım bir dakika. buldum. Abi o zaman... Tekrardan görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. Ben bir daha şeyi söyleyeyim. Bundan sonra her perşembe, değil mi? Evet abi, her perşembe. Her perşembe programımız yayında olacak. Biz olacağız. Bazen konuk olacak. Onları zaten açıklarız, söyleriz. Bir bölüm önceden de söyleriz. Her perşembe görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fevzi'ye yine katılıyorum. Bugün benim için kolay bir yayın oldu. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Ciğer ısmarlayacak bize kanka. Evet, biz ciğer yemeye gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.